Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte gerçekten çok harika bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile Foot Draft Simulator değişik bir oyun var. Bunun videosunu daha önceden çekmiştim sizlere 2-3 kez ve bugün de onun videosunu çekiyorum. O oyunda sınırsız paket açma hilesini buldum ve açıklama kısmında da linki var. Şu anki elinizdeki oyunu silip bunu yüklerseniz ve bunu açarsanız paketleri sınırsız bir şekilde açabileceksiniz. Gerçekten çok basit bir şekilde sınırsız paket açabilirsiniz ve kadro kurma görevlerini falan da tamamlayabilirsiniz ve oyun direkt bitmiyor. Yani paketlerden de hani güzel oyuncular çıkarmak yine de zor, yani walkout falan. Bugün sizlerle beraber en az bir tane walkout çıkarmaya çalışacağım. Bayağı bir uğraşacağız bakalım. Umarım da güzel bir walkout falan çıkartırım arkadaşlar. Bu arada bu videoyu aslında ben duyuru amaçlı çekiyorum. Aslında bu videoyu çekmezdim ancak bu videoyu duyuru amaçlı çekiyorum arkadaşlar. Neden mi? Çünkü bu video bizim için çok önemli. Yarın FIFA Mobile 18 ile ilgili gerçekten çok önemli bir video gelebilir. Bunu sizlere söyleyeyim yani. Yarın FIFA Mobile 18 ile ilgili yeni çıktı biliyorsunuz ve ilk videomuz yarın gelebilir. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Bundan sonraki bütün videolarımızdan haberdar olmak için hani bildirim geliyor sizlere. O bildirime tıkladığınızda zaten gelebiliyorsunuz. O yüzden o çanı kesinlikle açmayı unutmayın ve videoyu da beğenirsiniz. Gerçekten çok sevinirim. Bu videoyu 1500 like'da bekliyorum. Umarım da 1500 like atarsınız arkadaşlar. Evet, şimdi sizlerle birlikte hemen şöyle paketlerimi göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar paketlerin hepsi beleş. Yani hiçbir şekilde hilede sıkıntı yok. Açıklama kısmından indirebilirsiniz dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar buraya geçelim. Sizlere göstermek istediğim bir şey var. Burada kadro kurmaya girelim. Kadro kurmaktan ziyade My Club, My Cards. Arkadaşlar kartlarıma bakabilir misiniz? Ronaldo, Messi'den 4 tane falan var. Suarez, Neymar, Lewandowski, Agüero, Modric, Sanchez, Courtois 3 tane ikonum var. Ve abi bunlar gerçekten çok kolay çıkmıyor ancak bayağı çıkıyor. Yani şu anda kaç tane Volkart çıkarmışım? 12. Bu arada en önemli 3 oyuncu zaten o takımımda var. Ancak Maradona veya Pele'yi gerçekten çok istiyorum. İnşallah da çıkartırım. Oyun gerçekten zevkli. Paket açma. Aslında hileli oynamak çok zevkli değil. Ancak mesela hileli oynarsanız burada özel paket açamıyorsunuz. Ancak şöyle bir şey var. Eğer 2 tane üst üste aynı inform oyuncuyu çıkartabilirsiniz. Buradan Squad Building Challenge'a girip şurada live var ya, oraya basıyorsunuz, sonra special'a basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi ben bu görevi 2 kere zaten tamamlamışım. Burayı bir daha da tamamlayabiliyorsunuz. Hemen şöyle yapalım abi, bakalım bende hiç bir, bakın Messi'yi ben 4 kere çıkarmışım. Messi baya çıkıyor. Şimdi bakalım elimde hiç inform oyuncu var mı, ona bir bakalım sizlerle birlikte. Şöyle iniyorum. Yani fazladan inform. İnform oyuncu aslında elimde var ancak fazladan olmadığı sürece kadro kurma görevlerine koyamıyoruz. Bu da ilginç bir detay. Ve bakın 22 tane Wayne Rooney, 22 tane Enyama falan var. 28 tane Gabi çıkarmışız. Gerçekten bayağı güzel, zevkli bir oyun. Gerçi arkadaşlarımızla çok açıyoruz bunu. Okulda arkadaşlarımla gerçekten çok oynuyorum. Şimdi abi şöyle aşağı ineyim. Evet, bir tane var gördüğünüz gibi. Bu adamdan bizde 2 tane olduğu için bu adamla yapabiliyoruz. Şimdi sizlerle birlikte yapmak istemiyorum. Ancak çok kolay bir görev zaten. Hani birazcık zorlanırsanız ancak FIFA'da kimyadan anlamanız gerekiyor. Eğer kimyadan anlıyorsanız bu görevi yapabilirsiniz. Anlamıyorsanız da böyle Facebook gruplarında falan sorarsanız zaten size illa anlatan çıkar kimya olayını ve yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi zamanınızı kaybettirmeden hemen ben size paket açılımı yapmak istiyorum. 81 artı players pack açıyoruz. Hadi abi minimum. Abi en az bir tane 87. Aha! Abi ilk paketten geliyor. Hadi. Walkout. Hadi. New olsun. Abi new değil. İbrahimovic çıkıyor galiba. Aynen İbrahimovic. Abi yeni çıksaydı gerçekten çok güzel. Ancak İbrahimovic ikinci oldu ve bu ne demek oluyor? Koleksiyonuma koyabiliyorum. Veya Squad Building Challenge'da gerçekten önemli. Çok böyle çok değerli oyuncu koymam gereken bir görev olursa bunu koyup çok önemli bir paket alabilirim. Ancak tabii gerekir mi orasını bilmiyorum. İkinci kez İbrahimovic'imiz oldu. Gerçekten güzel abi. İlk pakette walkout'u bulduk. Buradan da Jimenez çıkıyor galiba. Aynen Jimenez çıktı. Yani bu simülatör gerçekten hayatımda gördüğüm abi yapılabilecek en iyi simülatör ve abi oyundan aldığınız zevk gerçekten, yani arkadaşlar bunu da normalde nasıl alıyorsunuz biliyor musunuz? Normalde nasıl oynuyorsunuz? Hemen şöyle göstereyim. Şurada Foot Draft'a giriyorsunuz. Zaten birazdan sizlerle belki gireriz. Şöyle bir iki oyuncu seçelim göstermek amaçlı. Buradan Foot Draft'a giriyorsunuz. Hemen bunu seçtim gördüğünüz gibi. Buradan Foot Draft'ta takım kuruyorsunuz. Takımınızın iyiliğine göre ve biraz da şansınıza bağlı olarak rakibin gücüne göre maç yapıyorsunuz ve kazanırsanız güzel ödüller geliyor. Ayrıca de şuradan multiplayer'da oynayabilirsiniz. Online Draft'a basarak multiplayer'da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi oynamayacağım. Bu arada hileli de oynanıyor mu onu da bilmiyorum. Hiç bakmadım ancak zaten multiplayer o kadar önemli değil. Ancak lokal yani normal oyun gerçekten çok güzel. Ve buradan 81 artı players pack'in sınırsız olması gerçekten efsane bir şey. 81 artı paket açıyoruz ve bize 82'lik oyuncu çıkıyor. Yani
9 tane oyuncunun hepsinin 81 üstü olduğu garanti ve bize 4 tanesi 82, geri kalan da 81 geldi. Gerçekten ilginç. Haydi bakalım abi. Yok. Ben bir tane daha Volkart bulmak istiyorum. Bu arada Alaba çıktı. Alaba'dan da 3 tane falan oldu galiba takımda. Marco Reus yeni çıkmış. Bakın gördüğünüz gibi Marco Reus da önemli bir oyuncu ve yeni çıkması güzel oldu. Haydi bakalım abi. Volkart'ın heyecanı çok güzel oluyor derken yine geldi. Hadi abi. New olsun. Lütfen yeni olsun. Abi yine yeni değil. Ya Suarez ya da Godin. Suarez çıksın bari. Oo arkadaşlar Suarez çıktı. Ancak yeni çıksaydı, videoda çıksaydı sadece gerçekten çok ama çok sevinebilirdim. Bu arada elimize gelebilecek walkout kalmadı. Hani efsane, çok güzel oyuncu düşünüyorum. Aklıma şu anda gelmiyor. Ancak şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. Walkout kalmadı. Kaldıysa da yani çok az vardır. Bir iki tane falan vardır çok iyi bir walkout. Mesela Sergio Ramos yok galiba takımda. Boateng var mı bilmiyorum. Hani o tarz oyuncular eksik. Ayrıyeten de bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Paketleri açmaya devam ederken. İkon çıkarmak önemli. Çünkü ikonlar kimyayı da full yapıyor. Şimdi sizlere kurabildiğim en iyi takımı göstereceğim. Bakalım kaç yapabileceğiz. Ben de daha tam denemedim full. Bugün şimdi sizlerle uğraşacağım. Hemen bir tane daha Volkart çıkarmaya çalışıyorum. Sonra da deneyeceğiz bakalım. Haydi abi. Gerçekten zevkli oyun. Yani muazzam bir oyun. Hadi abi. Bu arada bunun paket açılımı videosunu falan istiyorsanız, hani video bulamadım, video konusu bulamadım, hani hiç video atmayacağına bunu atlıyorsanız da bunu bana yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü bazen video konusu bulamıyorum, hiç video atmıyorum. Ama ondansa hiçbir şekilde bedava, zaten hiç zarar etmeden çok güzel bir şekilde paket açılımı simülasyonu ve bence de zevkli. Siz de zevk alıyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ancak Bruno çıkardık abi ya. 84-83'ün hani çıkmış. Hadi abi. Bu arada hiç yeni oyuncu çıkmıyor farkındaysanız. Çünkü bütün 81 artı oyuncular neredeyse takımda artık. Royce mesela yeni çıkmıştı. Bakalım bu paketten de hiç yeni oyuncu çıkmadı. Hepsi takımında olan oyuncular zaten. Hadi abi yeni bir oyuncu gelir mi? Bir Volkart çıksın ve yeni bir Volkart gerçekten çok işime yarar. Ancak Suarez ve İbrahimovic çıkardım. Gerçekten harika. Suarez ve İbrahimovic muazzam oldu. Hadi abi. Yok çıkmadı. Hadi abi. Marlos. Bakalım şimdi ne çıkartacağım. 81 artı Players Pack. Aha. Abi geliyor. Hadi ya lütfen ikon ikon. Abi ikon gelmedi. Niv. Niv. Yes be. İtalyan Chiellini veya Bonucci falan o tarz bir şey gelecek. Kaleci Buffon. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni bir şey tamamladık. Walkout çıktı. Ve gerçekten Buffon harika oldu. 89 ratinglik bir walkout. Gerçekten muazzam oldu ya. Gerçekten müthiş oldu. Gerçekten paket açmak çok zevkli. Ve bayağı da ikon buluyoruz. Bu arada sizlerle birlikte sadece 81 artı değil de bir Rare Players Pack falan da açabiliriz. Buradan da Volkart geliyor zannettim. Birazcık fazla dondu gibi geldi. Ve Rakitic 87 rating. Güzel abi. Bu arada 87 rating Rare Players Pack'ten daha çok çıkıyor gibi geldi bana. Hani 81 artı paket pakette böyle 85-86 veya Volkart falan daha çok çıkıyor. Rare Players Pack'te ise 87'lik oyuncu daha çok çıkıyor. Bugün okulda da onunla dikkat etmiştik. Şimdi de öyle denk gelince hani bana öyle gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi hiç yeni bir oyuncu da çıkmadı. Haydi bakalım abi. Evet arkadaşlar bundan sonra son bir Volkart daha çıkarmaya çalışacağım. Bir Volkart daha çıkardıktan sonra sizlerle birlikte hemen oyunda foot draft falan kadro falan kurarız. Bir şeyler yaparız daha. Oyun çünkü zevkli abi. Oyundan gerçekten çok güzel zevk alıyorum. Pedro gördüğünüz gibi haydi bakalım. Hadi abi ya bir tane daha Volkart gelir mi ya? Abi gelmedi Volkart gelmedi. Bir tane daha çıkarmak istiyorum. Şöyle bir böyle bir iki dakika daha deneyeceğim çıkarmayı. Çıkmazsa da arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Ama yeni bir oyuncu çıksın bari ya. Hadi. Abi çıkacak gibi geldi çıkmadı. Glik. Kamil Glik geldi. Evet arkadaşlar o da baskın yedim ve videoyu kapatmak zorunda kaldım. En son bir drafta gireceğim demiştim galiba. Hemen sizlerle birlikte bir de drafta girelim. Şu şekilde abi. Aynen şu anda hemen sizlerle birlikte bir de drafta girelim. Bu arada draftın dizilişi güzel gelmedi. Bir dakika abi. Hemen restart diyeceğim. Evet arkadaşlar 4-3-3 geldi mi? Tamam 4-3-2-1 geldi. Hatta 5-2-2-1 alalım. Bakalım güzel bir kadro kurabilecek miyiz? Koke'yi aldık ve bunun maçlarını da simülasyon olarak oynayacağız. Isco geldi güzel çıkıyor şu ana kadar. Bu arada paramı falan da göstereceğim sizlere. Bugün başka şeyler de yaptım oyunda. Oyunda bazı görevleri tamamladım ve bayağı güzel şeyler, paketler falan geldi. Hatta o paketleri de sizlere gösterebilirim. Ancak zaten satın alamayacağımız bir paket gelmedi. O yüzden onları göstermeme gerek yok. Zaten bugün bayağı açtık onlardan. Amrabat geldi. Bakalım abi güzel. Bakka tamam abi. İspanya takımımız kuruluyor gibi bir şey. Charles Puyol şu an var ya buraya çok lazımdı. Ve çok iyi oldu. Şu anda abi İspanya liginden bir oyuncu çok lazımdı. Çıkmadı bir dakika.
Tamam, bu işe yarar. Şunu şöyle yaparsak daha iyi olur. Aynen. Şimdi abi İspanya Ligi'nden artık gelsin. Tamam, güzel. İspanya Ligi'nden geldi. Ve şimdi yine İspanya Ligi'nden gelmesi lazım. Çok güzel. Şu anda bu da geldi. Ve abi sadece bir sağ kanat bek ve stopere oyuncu lazım. Kaleci De Gea'ya geldi. Güzel. Hatta De Gea'ya koyarsak bence daha yüksek olacak. Hatta 185 oldu kimya. Güzel abi. Daha da yükseltmek istiyoruz tabii ki. O yüzden en yüksek reytingli oyuncuları almaya özen göstereceğim. Abi İspanyol'u mu alsak ya? İspanyol'u alacağım. Bir reytingten dolayı da çok da zarar etmeye gerek yok yani. Haydi bakalım. Buna gerek yok ama o yüzden bunu alacağım. Haydi bakalım. Arda çıktı. Daha yüksek birisi gelmediyse İspanya Ligi'nden Arda'yı aldım. En yükseğini alacağım artık. Çok önemli bir oyuncu olmadığı sürece. Bakalım Zaza. Zaza daha yüksek koyalım onu. Bakalım başka neler gelecek. Bu geldi. Neymar. Güzel, Neymar geldi. Carvajal. Aynen, Carvajal'i alalım. Oo, Iniesta'nın LM kartı çıkmış. Vay be. Iniesta ne zaman LM'de oynadı? Iniesta'nın LM kartı çıkmış arkadaşlar. Gerçekten ilginç. Ve kadro kurarken de kullanılır. Ha, o değerlidir de belki. Iniesta'nın LM kartı. Bilmiyorum ama değerli olabilir. Hızını falan da merak ettim abi. Görebiliyor muyuz acaba? Yok, galiba göremiyoruz. Merak da ettim hızını. 77'lik oyuncuyu da, yani 186 civarı bir takım kurduk. Şimdi sizlerle beraber hemen bunun maçını yapalım. Sonra da zaten kapanışa geçeceğiz. Kapanışı da yapamadım dün çünkü oda baskını yedim. O yüzden video bölünmek zorunda kaldı. Şimdi devam ediyoruz sizlerle birlikte videoya. Haydi bakalım abi, simülasyon diyoruz ve simüloya başlıyoruz. Haydi bakalım. Chelsea vs Pesivic. Yani bizim takımımız vs Chelsea. Bakalım kim inecek. Şu anda durumlar 0-0. 1-0 öne geçtik ve 1-0 kazandık. Hemen finish diyoruz. Devam edeceğiz. Tabi buradaki gelen paketler bizim için çok önemli değil. Isco bu arada birazcık hastalandım. Aradan bir gün geçti ve şu anda başım çok ağrıyor. Ve boğazım falan da birazcık sesim kötüyse kusura bakmayın, birazcık hastayım. Iniesta kırmızı kart görmesine rağmen maçı kazandık yine. Haydi bakalım abi, yine bir galibiyet alabilirsek gerçekten çok güzel olacak. Real Madrid Ronaldo gol attı. Bu arada ben bu video arasında FIFA Mobile 17'nin çıkmasına, yani FIFA Mobile 17 kapandı ve çıkmasına da şuk az kaldı. Abi Isco gerçekten adamın dibi. Isco var ya, bu maçlarda bizi kurtarıyor ve Real Madrid'i bile yenmemizi sağladı. Gerçekten güzel. Iniesta da gol attı. Paris Saint Germain Real Madrid'den daha zor gibi bu oyunda, bu simülatörde. Zaten gerçekte de maç yapsalar hani şu anki durumda Real Madrid'den daha iyi diyebiliriz. Paris Saint Germain için Real Madrid'in durumu şu an kötü. Yine bir 3-2'lik galibiyet ve yine bir Isco kurtarışı. Isco'ya adam, Iniesta da iyi, Zaza da, yani santrafora göre sadece bir tane attı galiba. Ya da 2-3 tane atmıştır ancak santrafora göre az tabii ki. Isco çok daha fazla attı ve çok daha iyi oynadı. Haydi bakalım şimdi sizlerle birlikte. Çok kötü paketler geldi. Çok aşırı kötü olmasa da, yani şu anda hile yapmıyor olsak çok da önemli değildi. Şimdi arkadaşlar kadro kurma görevlerinden bir sürü 81 artı players pack'im oldu ancak tabii ki artık bir önemi kalmadı. Çünkü bugün zaten sizlerle birlikte sınırsız açma hilesini gösterdim. Onu da açıklamadan kesinlikle indirebilirsiniz. Ayrıca da arkadaşlar bu videoya sizlerden çok güzel bir like patlaması bekliyorum. Yani böyle bir 1750-2000 like gelirse gerçekten çok sevinirim. Bu arada bugün yayınladığım video, yarın siz yarın gibi bir şey izliyorsunuz. Şu an çok karıştı durum. Bugün yayınladığım videoya gerçekten 1 saatte 1000 like geldi arkadaşlar. Yani bunu başarabildiğimiz için gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum. O yüzden bu videoda da güzel bir performans gösterirseniz sizlere sevinirim. Evet arkadaşlar, son olarak kanala abone olup gönderi bildirimlerini şuradan açmayı unutmayın. Ve şuradaki iki videodan birine tıklayarak çok güzel videoya gidebilirsiniz. En dikkat çeken neyse ona gidin yani. Onlar sizin için iyi videolar olabilir. FIFA Mobile 18'de çok güzel videolar gelecek. Bunu sakın unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Ve bye bye.